Tamamdır, başlayabiliriz. Merhaba. Fena. Selam Barbiler, Kenler, Safin Azlar, Noel Mamiler, Noel Dayılar, Noel Babalar, Noel Artılar, Taş Bebekler, Çakin'in gelinleri, eltileri, enişteleri ve tabii ki çok kıymetli enişteciler ve son olarak da herhangi bir Barbilik ve anı bulunmayanlar. Yılbaşı dekorumuz nasıl? Yeni yılbaşı ağacımız. Aysu ile Sibel de burada. Perdelerimiz de burada. Ve tabii ki o da burada. Yılbaşı ağacı. Ben hep sadeyim, minimalistim. Tarzım budur. Maksimalize olamıyorum bazı durumlardan ötürü. Hangi durumlarda? Olmuyorum demek yerine neden olamıyorsun? Gerçekten olamıyorum. Gerçekten olamıyorum. Maksimize. Maksimize olamıyorum. Efendim? Neden olamıyorsun? Koymayız kız bunları söyle. Genç kız gibiyim, açılmıyor ki. Sen ondan bahsediyorsun. Neyden bahsedeceğim? Neyden bahsedeceğim hayatım? Hayatım minimalist yaşıyorum işte. Abartamıyorum yani, elimde değil. Zorunlu kürdan. Zorunlu kürdancılık benimki. Çok acı tecrübelerim oldu. 2019'la birlikte bütün bunları geride bırakıp bütün standartlarımı maksimize etmek istiyorum. Umarım 2020 beni de maksimize eder. İnşallah, inşallah. Aşkım bende kostüm yok. Benim günlük kıyafetim bu. Sadece hadi saçıma farklı işlem yaptırdım. Yok, hiç parlatıcı sürdüm. Yok, hiçbir hazırlığım yok. Bu da benim gündeliğim. Ben sadece... Kenara Cihangir'in gündeliği halinden bir fotoğraf koyabilir misin? Ne olur ya. Gündelik hayatımda da bilen bile sadelikten yana olduğundan bahsetmiştim. Bugünkü videoya özel sadece kafama şırşırıklı fırfırık bir şey taktı. Bir de bunu çok seviyorum. Saçım değer kalmadığı için mememe taktım. Yılbaşını böyle hatırlatabileceğimizi düşündüğüm şeylere, sevgili seyircilere. Bu arada kime düşmüştün? Birine düşmüştün. Arda Pekkan. Evet, anlıyorum. Sürekli Arda Pekkan dinliyor. Kariye dün diyorum ki aşkın mimiklerine aşık oldum. Arda Pekkan dönüyor bana bakıyor. Botoks bir haktır. Buradan bütün estetik cerrahlarına, güzellik uzmanlarına, başka ne olabilir? İşte o janradaki çalışan, o janradaki tüm meslek erbaplarına. Erbaplarına sesleniyorum. Arkadaşlar botoks haktır. Nalan ne yapıyorsun? Ay Nalan, gülmeni özlemişim. Nalan'la ilk video. Yıldız ışığım, ekrandaki görüntüm falan. Hatta hiç öyle düşünme. Yıldız ışığını söndürüyor altımı. Var var. Karartıyor bir şeye, bulanıklaştırıyor falan. Ben biliyorum, ben aynası iştir kişinin. Kurgu emekçisi kadınlar vardır. Kurgu vardır. Emekçilerinin mücadele tarihi. O kadınların çok ucuz iş gücüyle o en ayrıntılı el işlerini yaptıkları dönemlere dayanır. Bütün kurgucu arkadaşlarımı alınlarından öpüyorum. Umarım sendikalaşırlar. Çok istiyorum onların bu mücadeleye girmesini. Kurulsun kurgu sen. Bir de şeydir yani aslında. Toplumsal cinsiyet manevralarının daha erken kapitalistleşme döneminde nasıl cinsiyetlere dağıldığını da aslında kurgu sektöründe görüyoruz. Kurgu emekçilerinin ilki tamamı kadınlardan seçilmiştir, o ince ince. Orada bile aslında cinsiyete dayalı. İstanbul Sözleşmesi'ne bu videoda gireyim mi? Gerek var mı? Giriyorum. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmaya çalışıyorlar. Birileri aylüplü. Kimi medya kuruluşları ve kimi politik akıl sahipleri İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme manevralarına dair çeşitli akıl yürütmelerde bulunuyor. Bu akıl yürütmeleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. İstraslar bu sözleşmenin yürürlükte kalması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Teşekkürler. İstanbul Sözleşmesi'ni şey yaparken, ne derler, tartışırken hep hani tırnak içerisinde cis sentrik ya da cis kadın merkezi tartışılıyor ama bunun o trans merhaledeki karşılığı hiç konuşulmuyor. Bunun konuşulması gerekiyor. Ay, Queerfest yaklaşıyor'ya bağlıyorum ben. Evet. Artık yeter. Evet, Queerfest yaklaşıyor. Nalan, heyecanlı mısın? Gerçekten mi? Geliyorsun değil mi? Ben... Bu kadar samimiyetsizsin ya. Ben çok içten aldım ama. Ha, alamadım öyle. Banu Halkan için çok heyecanlı. Banu, sadece Banu Halkan için mi? Yok, diğer DJ'ler için ya da dudakların cengi için, Madır Öktüş için heyecanlı değil misin? Olsun ayol, skandalların kanalı Pembe Hayat. Çok heyecanlıyım. Özellikle o gün drag queenlerin orada olmasından çok memnunmuş. Ben Öktem'in modelik atacaksın sandım. Öktem'in... Ay, ne yapıyor o? Feste var olması inanılmaz derecede gurur veriyormuş Nalan'a. Saygı duyuyorum. Senin de drag queen arkadaşların var mı? Benim de var. Bunları koymayacağız değil mi? Bence koymayalım. Aşka ne yapıyor? Karımızı linç ettirmeye gelmiş, düşünsene. Hakiki. Çayan hakiki. Hakiki vay vay. Çayan hakiki. Hakiki. Ay, ne diyordun seninle ilgili? Ya başına hiçbir şey gelmezse bir gün veganlardan linç yiyeceksin diye korkuyorum. Ay yok, hayır, niye yiyeyim, manyak mısın? Niye hedef gösteriyorsun beni?
Nereden nasıl devam edelim? Bir dakika. Hakiki dedik. Queerfest'e bağlamamız gerekiyor. Queerfest'e bağlıyorum. Ben bütün bahsettiğim... Queerfest'e bağladık işte. Queerfest'in açılış partisi. Hayır. Sadece açılış partisi değil. Sadece direkt Queen'ler de değil. Sadece Banu Alkan da değil. Queerfest geliyor. Queerfest geliyor. İçine emeğimi kattım diye demiyorum. Olay oluyor. Her gün olay, 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 skandal, skandal, skandal. İstanbul unutamayacağı bir festival yaşayacak. Evet. Ah bebeğim. Ah mucim. Banu Alkan geliyor ciğerimin Paris'i. Ah canım. Ah 23 Ocak'ta. Babilon'dayız bebeğim. Ah mucim mucim. Banu Alkan'a fazla bağırsız kalınca ben. Ay çok seviyorum. Ne yapayım? Sürekli röportajlarını izliyorum. Banu Alkan'a dair anlattığım her şeyi bu süreci bilen yani şahitler olmasa ve herhangi birini anlatsa akıl hastanesine yatırırlar beni. Delirmiş ayol ne Banu Alkan'ı. Kendi ne zannediyor kendini Lübünya derler. Zahter çalıyor. Şevval Kılıç tabii ki. Back Tree Back. Özgür Kaktüs. Aside. De... Neydi? Deus Ex Machina. Deus Ex Machina diye yazılıyor da ben... Yaşanacak, yakacağız yani. O kırmızı halılar evet. Olacak. Neydi o şeyi? Met Gala tarzı olacak. Evet, evet herkes kostümünü giysin. Lütfen herkes gelsin. Basını selamlayacağız. Kırmızı halı geçit töreni, evet, fotoğraf çekimleri bilmem olacak. Ne. Magazin de orada olacak tabii ki. Biz de orada olacağız. Kapıda çekim yapıyor olacağız. İnanılmaz bir kostüm hazırlıyorum. Bütün İstanbul beni konuşacak. Tabii ki. Şıklığın ve zarafetin temsilcisi olarak orada bulunacağım her zamanki gibi. Öyle Queerfest inanılmaz geliyor. Ha, bir yok de Ogün Özel bunu da buradan çıtlatıvereyim o zaman. Geçen yılın şarkısını biliyorsunuz. Bu yılın şarkısı bu yıla damga vuracak. Evet. Bütün partilerde bütün DJ'ler çalacak. Nicelledirim kurban olurum onlara yani ben böyle bir yetenek yok. Tamam o zaman başlayalım mı artık? Ne kadar oldu Nalan? Ben kronometreni açtın mı? Daha yorum okumaya geçiyorduk evet, bu arada. Evet. Bence yorumlara geçebiliriz abi. Değil mi? Hadi tamam. Geçelim. Sugar ve Madi Gudi. Madi Gudi'den başlıyorum. Başla hayatım. Öncelik her zaman bendedir. Orospuları, gavatları seviyorsunuz. İnanamıyorum yazmış. Birisi ikonca Necami olan. Şey gavat ne demekti? Orospuları seviyoruz. Gavatın bir TDK'daki anlamına bakalım. Orospuları seviyoruz değil, orospuyuz. Hani orospuyuz, seviyoruz. Pezevenk kelimesi yerine kullanılmış. Ha şey demiş. Pezevenkleri yok, no. Patronsuz, pezevenksiz bir dünya istiyoruz ya. Pezevenklere biz de karşıyız aşkım. Aynı noktadan bakıyoruz. Ben orospular noktasında evet. Orospofobiksin kendine gel. Ben o zaman sugar alıyorum bir tane. Tamam. Uzaklara uçma kuşum. Muhsin Sasuke. O saçlar evet. Laçoma laçoma gelmeye başladı. Ha o Derin'in şeyi repliği değil mi? Evet. Evet evet Derin'in repliğine. Derin bir videoda, turşu videosunda maruz kaldığı enişteciliği anlatırken Lübünya'nın hani böyle saçlarını laçosuna doğru salladığını bu şekilde ifade ediyordu. Böyle böyle bir şey. Böyle bir döndü. Enis Sergen. 20 Kasım etkinlikleri nasıl oluyor da sözüm ona Gullüm meselesi haline getirebiliyorsunuz. 20 Kasım üzerinden... Gülüm zaman gülüm yapmadık. Türkiye'nin ilk trans derneği izlemek bazı şeyleri de insanlara hatırlatmanın anmanın da sorumluluğunu da beraber getirir düşünüyorum. Derneğin kurucularından bu yana hareketin destekçilerinden olan Afet Haneyi nasıl olur da bir içerikle anmak aklınıza gelmez. Şöyle 20 Kasım programı Afet Haneyi'nin ölümünden önce yayınlandı. Ve bu yüzden Afet Haneyi'nin ölümüne dair bir şey oraya eklenemiyor oldu. Ama nasıl eklendi bir yandan da Afet Haneyi'nin ölümünün ardından Devran Çağlar anmasını Devran Çağlar ve Tombiş Tutku anması olarak değiştirdik ve İstanbul'da bir anma gecesi düzenledik. Hep birlikteydik. Tombiş Tutku'yu da andık. Tombiş annemizi. Buradan tekrar analım. Devran Çağlar'ı da andık. Bunun dışında aynı zamanda İstanbul'da yine Bayram Sokak'ta tek tek kapılar çalınarak Tombiş annenin anısına çorba dağıtıldı. Bunu da Kuça Yemek Kolektifi ile birlikte yaptık. Buradan onlara da sevgiler. Yorumum hadi değil. Yani şey bilgi eksikliği. Bu yüzden pembayat.org. Evet. Evet. Yani YouTube kitlesinin bir kısmı derneğin kendini YouTube üzerinden, sadece YouTube üzerinden var ettiğini düşünüyorlar ama hayır. YouTube kanalı Lübünyalar Nefes Alsın. Öğrenmek isteyen öğrensin, öğretmek isteyen öğretsin diye var. Ama bunun dışında da derneğin faaliyetleri var. Bunlar hakkında da bilgi sahibi olmak isterseniz çoğunlukla buradan değil pembayat.org'dan ya da pembayat.org/iletişimde bültenimize abone olabilirsiniz. Oradan herhangi bir haber geldiğinde maillere duyuruyor oluyoruz. Pembayat LGBT artı dayanışma derneği, trans alanında çalışan Türkiye'nin trans öz örgütlenmesi. Neden ki?
kendinizi bu kadar deşifre ediyorsunuz? Sevgimiz, saygımız sonsuz, ancak izlenmek için halinizin, tavrınızın bu denli dejenere olmasına gerek yok ki. Biz zaten bıkmışız diğerlerinden. Demiş Gözde Yağmur, balık burcu Lubunya Keki. Ay yani, inanmıyorum. Dejenere başta sensin. Başta demiş. Bıktık demiş. Bir de bunun tadına bak. Ne diyeyim? Onlar Lubunya kültürünün bir kısmını sadece size yansıtıyor. Siz de aynı şekilde yani, hani ben mesela asla alıktırmam. Anlamıyordun değil mi? Ben hiç alıktırmam ben genelde. Bu kadar sade giyiniyor olmanız. Evet, olabilir, olabilir. Ya birazcık daha abartılı giyinmem lazım. Tamam. Tamam. 500 yorum ha. Anlaştık. Anlaştık. Gelsin, ben o gün takım elbise giyiyorum. 1000 yoruma smokin. 2000 tamam. Yoruma da neyse. 2000 yoruma da soyunuyorum ulan. Hepiniz hasta ruhlusunuz. Cinsiyetlikten başka bir şey bilmiyorsunuz. Cinsiyetlik. Ben kadın olarak kadınla ilişki yaşadığımda acaba anam beni erkek mi doğursaydı diye asla aklımdan geçmedi. Okay. Neyin varsa nasıl istediğim gibi paylaştım. Paylaştım. O kadar. Erkek Fatma diyen bazı günler çağırdılar. Ne? Ben anlamıyorum. Sen oku, ben çevireceğim. Erkek Fatma diyen bazı günler çağırdılar ama tavrım cinsiyetimle fazla ilgili değil. Ya cinsiyetimle, atanmış cinsiyetimle uyumlu bir bireyim ve beni Erkek Fatma diye adlettikleri zaman bunun üzerinden bir alganlık geliştirmedim. Tüm dünya queer, homo, inter veya metroseksüel lafları kullanarak hepimizi mal gibi şifreleyip kategori ediyor. Yani sonuçta LGBT artı mücadelesinin çeşitli katmanlara ayrılması ve bu katmanların sanki birbirinden farklı oluşumlarmış gibi gösterilmesi aslında tepki koyduğumuz bir durum. Bunu büyük Lubunyalık ekseninde nasıl birleştirebiliriz dair öneriler sunuyorum. Siz izin veriyorsunuz. Onun için insan ilişkileri bu kadar zor oldu da huyunu suyunu çıkarmadan cinsiyetle uğraşıyorum. İçinden geçtiğimiz çağ artık o kadar şekilci bir hale geldi. Tam çevirmiyorsun sizin... ki cevap veriyorsun. Ben anlamıyorum. Hayır, ben çeviriyorum. Bayağı çeviriyorum. Ha, bayağı çeviriyor. Tamam. Aslında bakacak olursak çok şekle takıldığı için insanların özüne, bilincine yanaşıp romantik ilişkilerimizi kurgulayamıyoruz. Sanki siz de bu videoda bu şekilciliğe birazcık tuğla koymuşsunuz gibi geldi bana. Eğer birisinden hoşlanırsan zaten öyle şeyler ikinci sıraya düşer bence. Ha kadın ha erkek. İçi güzel olduktan sonra hangi delikten gireceğim fark etmez. Yani romantik ilişkilenme içerisindeyseniz ve romantik ilişkilenebilen biriyseniz eğer, karşınızdaki insanın cinsellik sırasında hangi uzvunu nasıl penetre ettiğinizin bir önemi kalmaz. Çünkü demiş, kendi deneyimini bizle paylaşmış. Zara Soso mu? Zara Soso okuması yaptık. The Critical Reading of Zara Soso. Yani ben bunu maddeye alamam. Çok kendi durduğu yerden ama sen kendi deneyimini bir norm kılarsan ben de kendi deneyimimi bir norm kılarım. Ne yapacağız? Yapmayalım öyle. Aslında iyi madilik. Gençlecilerin turşusu videosuna Baki Can yazmış. Aşkım Lubunlar, sizle madileşmekten korktuğundan yanlış bir şey yazmamak için yorum yapmaktan kaçınıyorlar. Gerçekten böyle. Yok, ya. Yok hayır, ne madiliğimizi gördünüz? Hayır ama gerçekten ben bunu çok duymaya başladım ve üzülüyorum. Arkadaşlar. Acaba sana mı soracağım mı yapmasak bir daha? Dur, rahat olma yol, ne olacak? Ay evet ya, saçmalamayın, madilemiyoruz kimseyi. Ayrıca madilecek olsak böyle mi madileriz? Yapmayın, aklımızı alayet etmeyin bizim. O derken bile madiliyoruz. Ay çıldıracağım. Kan Davut, Derin neden seni çok seviyorum? İstanbul'a uzağım yoksa seninle tanışmayı can atıyorum. İyi de Derin de İstanbul'a uzak. Arkadaşlar İstanbul'da değiliz. Dernek merkezimiz. Ankara. 6 başkent. 36 Kreuzberg. Ellerinize sağlık, çok güzel olmuş. Etkinlikler de çok güzel olmuş. Ben de katılmak istiyorum ama nerede ve ne zaman olacağını bilmediğim için katılamıyorum. Instagram'dan ve Twitter'dan lütfen takip et. Pembe Ayet, iyi ki varsın. Çayan Derin ve Can, sizleri kocaman öpüyorum. Kalp kalp. Az önce bundan bahsettik zaten. Tam da bundan bahsediyorduk. Kanaldan başka bir şey de var ve pembeayet.org'dan ya da Pembeayet'in diğer sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Ali Erdoğan yazmış. Tanıdık Lubunya. Cinsel ve duygusal romantik yönelim ayrımı yapan nadir bir çalışma. Teşekkürler Lucy, teşekkürler Pembeayet. Tabii ki devamı gelsin. Thank you. Umut Parlak, her günümüz Pride değil mi demiş. Bazı günler değil Umut. Sen bazı de abartma. Günler evet yani. Paylaşın lan şu şarkıyı her yerde. Alem güzellik görsün. Bizim Hovarda için demiş. Ay evet, dinlemeyenler varsa da Pembeayet'in YouTube kanalında Hovarda'nın cover'ı var ve inanılmaz oldu. Majör depresyondayım. Haftalardır yataktan çıkamıyorum ama videolarınız bana iyi geliyor. By the way, Derin çok güzelsin. Kıvılcım aydınlık. Bunu neden madiye koymadık? Madi değil ki. Te zamanında miner olman gibi. Ama güzelsin demiş ve o videoda ben de varım. Olsun, depresyonda aynı. Ama depresyonda olduğu için okey. Evet. Depresyon bir bahane olamaz. Artı. Gitsin depresyonda. Evet, evet. Bırakın aynı. Ne gerek var ayol? Elizabeth yazmış. Herhalde Elizabeth de bizi takip ediyor. El olan dermiş.
Yorum yazmıyorum çünkü yorum yapılmayacak kadar harika insanlarsınız. Bu bahane olamaz. Aşkım iyiliğinde bir yorum var. Her yüklediğiniz videoyu beğenmeye çalışıyorum. Bir tanesini sizi seviyorum. Teşekkür ederiz bebeğim ama yorum yazsan daha çok mutlu oluruz. İdil Kumsal Dolanbay. Aşkım. Sana helal olsun, Lübünya yazmış, bana yazmış herhalde. Kimle? Travis Teftiş'te Alerta. Umut Bey, bu arada izlenmeniz ve yorum sayınız düşer tabii. Bilmem kaç kez kere ben izliyorum. Vize haftasıydı, izleyemedim. Her neyse çok güzelim, bye. Homo romantikliğe değinen tek video galiba. Anıl Gür, evet. Homo romantikler vardır. İlklerin kanalıyız. Evet, pan romantikler de vardır. İlklerin kanalı. Aromantikler de vardır. İlklerin analıyız. Bir romantikler de vardır. Susma Hiker, transfer, gayler, lezbiyenler, bisekser, interseksler, çekinin generaltiler. Gençler diye gidermişim. Dönmeler, dönmüşler, gelmişler, gitmişler, ibneler, toplar, gacıvarlar, laçovarlar, feministler, veganlar vardır. Herhalde lelelelele. Artık bundan sonra beyanım gitmiş. Pronounum da B, Barbie'nin B'si. Ya Ay demiş, şarkılarıma bakmak ister misiniz? Belki seversiniz. Alın bu da ikinci yorum. Dur bakalım Ay. Ela Ay demiş. Ela Ay demiş. Hadi dinleyelim. Bir güzele benziyor biliyor musun? Sanatlı gibi. Çöpçüler. Telif atarmış bize. Aşktan yana şansım yok. Ağlıyorum derdin çok. Aşktan yana... Ben çok beğendim. Ama çok güzel olmuş. Ben bayıldım sesine. Evet, Ela Ay dedim, yani böyle takip şey... edeyim. Tamam, beğendim. Aa, Madi'den çıktı bu değil mi? Ege Orhan yazmış. Ege, Madi'den bebeğim. Çıkmış. Evet. Ya Nalan'ı özlemişiz. Tünel Pub'a hemen gideceğim kalplerce. Tabii ki Madi'ye koydum. Ege Orhan. Aa, benim kankim. Ege'yi çok, ben de çok seviyorum. Ay, Madilik. Ay. Public of Gamer bilmem ne. Gamer bilmem ne. Screw. Merhaba, ben Hakan Aslan. YouTube kanalınızı satın almak istiyorum. Para kazanması aktif telif topluluk olmayacak. Essence'e bağlı olacak. Ne demek istiyorsa artık. YouTube kanalımızı satın almak istiyormuş. Okutalım Public sana. Of. Ulan gevşek zıplamadan dursana demiş. Gerçekten evet. Mi? Gevşek misin hayat? Hem gevşek değilim hem zıplamıyorum. Aha. Yeri gelince genişlerim. Neydi? J. Tengri'nin buz zamanla gibi. Zamanla daralırım. Yeri gelince genişlerim. İşte altından akarken kıvrılırım. Buz gibiyim. Buz gibiyim. Buz gibiyim. Evet. Mervan Sarıkuş. Allah akıl fikir versin. Islah olurlar inşallah. Kime yazmış? İntizar ve Sinem Gedik videomuza. Mervan, Allah sana akıl fikir versin. Allah seni ıslah etsin. Ulan ıslah ol... Nasıl olacak ay bu noktadan sonra? Aynı ıslah bileyim. Olmaz. Allah'tan ümit ıslah kesilmez. Olmaz. İnşallah. Robin Aram. Ne demiş? Yorum az yapılmasının sebebi videoları motivasyonsuz çekiyorsunuz izlenim var. Hayır öyle değil. Açıklayabiliriz. Hemen çekelim bitsin, sadece çekmek için çekelim gibi geliyor. Hayır lütfen. Robin. Konu olarak daha çeşitlenirse belki motivasyon yükselir ya da cidden isteksizsiniz. Hayır tamam, şakayı bir kenarıya bırakıyorum. İsteksiz değiliz aşkolar. Sadece bazı videolarda mesela o videoların çekilmesi gün sonuna kalabiliyor ya da akşama kalabiliyor, geceye kalabiliyor. Öyle olduğunda da zaten sabah 10'dan akşam 6'ya kadar mesaimiz var. Oradan çıkıp diğer işleri halledip çekim için geldiğimizde enerjimiz kalmamış oluyor. Aslında motivasyonsuz değiliz, bazen enerjisiz. Bunu da lütfen bağışlayın. Nalan'a ne oldu? Nalan ne oldu sana? Nalan'a ne oldu? Ya üstü gayet çekmiş. Hayırdır ne oldu, ne oldu kız? Falafel yemedin mi? Falafelden olabilir. Ne kadar falafel gaz yapıyor ya. Gazım bayağı azır var. Ne iyi gelir biliyor musun? Şöyle böyle. Tuvalete gir Lübünya. Müziği açsın. Ra. 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 Turp. Çin yiyeceksin. Ben de aldım, iyi geldi. Turp. Gaz, gaz mı, gaz sıkışması mı? Hiç ne kadar hareket ediyorsun? Durmadan. Buradayken de yaptık mı? Duyduk mu? Duymadık ki. Yoga gaz yapıyormuş arkadaşlar. Nalan'ın kök çakrası kapalıymış. Kök çakra kapalıysa gaz yapıyor biliyor musun? Kök çakra yapar çünkü gaz. Bana da bir kere demişler. Hiç alakası yok aşkım. Hiç öyle şeyler düşünme. Ama kök çakra. Suyunu iç, güzelce duanı et. Gir tuvalete bir tane. Lavajlı yapılan anal sekste. Lavajını almış bir Lübünya'nın. Analdan sonra kök çakrası açılmaz. Aksine genişler. Rahatlar. Bir böyle bir hava alır. Bol alır. Bol alır. Bir böyle bir anlatabildim mi? Ben çok anladım. Ha, tamam. Asla bunu bu arada Madi'den çektim. Asla Alpar o kadar tatlısın, o kadar güzelsin ki seni yiyeceğim. Kız yeme, vegan değil. Yani Aslı vegan da senin onu yemen vegan değil. Aslı bir canlı da vegan değil. Hayır, Aslı vegan. Aslı vegan. Bir beslenme açısından vegan. Beslenme ama Aslı vegan abi. Değil. Aslı'nın kendisi vegan değil. Aslı evet. Bir hayvan. Ve hayvan sömürüsüne hayır diyorsak Aslı'yı da yememelisin arkadaşım. Evet. Ne yapıyorsun? Kendi içine çalışıyorsun. Kere na vegan aslında Aslı. Yani Aslı. Hepimiz gibi Aslı evet. Na vegan ama vegan. Yani varoluş na vegan.
hayvan tüketimi noktasında Aslı'yı yerseniz aslında kendi varoluşunu vegan kurgulamış bu kişiye hakaret etmiş olursunuz. Kendinize gelin. Rızası da bir şey diyemeyiz. Rızayı tartışmıyoruz o ama. O tartışmıyor. Yer yemez. Biz onda değiliz. Aslında, ama yerse mı? Vegan değil. Rızası kız varsa. Kız vegası varsa nasıl vegan? Ama şimdi şöyle düşün. Bir şey diyeceğim. Hayır bir şey merak et. Mesela ben seni yersem vegan değilsin ya sonuçta et. Hayır ben, olmuyor. Dedim ki beni ye çayan dedim mesela. Sen de beni yedin. Ben o zaman vegan olmuyor muyum? Asabiyim ben yorum yapmış. Ay hiçbir şey yıkamadılar. Üf kahrolsun sizin heteropatriark sentetik hijyen anlayışınız be. Ay sana inanamıyorum Lüvia ya. Sana inanamıyorum. Bir gün hijyen yok. Dayatması neden heteropatriarkaya hizmet ederi? Yok dinlerim, hak da veririm ama hani şey. Tabii benim bu yoruma vereceğim cevap farklı bir yerden Madilik. Nasıl politize ettin? Ama çok politik bir şey söylüyor. Başsız Lüvinyalarla ne alakası var? Meyveyi yıkamadık. Alo aşkım şimdi çekimdeyim de çekim bitince arayayım mı? Şokopop'un çok selamı var arkadaşlar. Hadi görüşürüz bay bay. Gırla Lüvinyada gülüm. Seni çok seviyoruz. Hadi bay bay. Akışkanmışım yazmış. Mel yazıcı. Aşkım ben de yavışkanım. Tebrik ediyorum. Akışkanmışım. Çok iyi değil mi? Videoyu izledikten sonra akışkan olduğuna karar verdim. Arkadaşlar bu videolar var. Şey için değil. Mesela hayatınızda bir video üzerinden ben bunu buymuşum. Hayır cinsiyetsiz de olabilirsin. Beyanı da olmayabilir. Henüz olmayabilir. Yarım saat sonra olacak olabilir. Falan filan. Açılmışsın. Kaminat yaşamışsın bebeğim. Lucy saçar. Herhalde. Sıla Derin yazmış ki Lubunya, madilemek vesaire bunların anlamlarını hala anlamış değilim. Random gülüş. Biriniz açıklayın. Ben mesela açıklanmasını istemiyorum ya. Araştırsın. Bu dil caddede Lubunyaların birbirleriyle iletişim kurdukları ve şey yaptıkları bir dildi. Ve geldiğimiz noktada insanların şey oldu yani. Bunu bu şekilde kullan... Bilmiyorum bana doğru gelmiyor ya. Ne yazmış? Sakalından da utanmıyor. Rujlu kızım herhalde bacıma. Bana diyor herhalde. Herhalde. Bana niye utanayım? Ben hiçbir şeyden utanmam. Benim ağır damarım çatlamış ayol. Görmüyor musunuz? Ağır damarım çatlamış. Ne yazmıştı? Abla madisiniz kim ne yorum yapsın ayol? Yapın ayol. Manyak soyunacağım diyorum 2000 yoruma. Ali Erdoğan. Lübünya'yı madiye koymuşuz. Sizi seviyorum fazlaca. Çayan madileyecek ama derin bir başka ya. Ayrıca video açıklamalarında derneğin bağış kanallarını paylaşmayı düşünebilirsiniz. Nacizane bir tavsiye. Bağış derin kanalı. Bir başka dediği için madiye koydum muhtemelen. Öyle info@pembayap.org'dan ulaşabilirsiniz. Bağış yapmak için. Bunu çekmiş miydi? Bu inanılmaz bir yorum. Birisi ilan atmış pembe hayatın altına. Atın bilmem ne bilmem ne bilmem mutlaka yazsın. E-postam hakkında kısmında yazıyor. Bizde el bir kere tutulur bir daha hiç bırakılmaz. Herhalde. Trans kadınım 27 yaşındayım. Yalnızlığın olma işi nasıl bir şeydir bilmiyorum. Çünkü kendim bildim bileli yalnızım. Geçici şeyler düşünenler veya ciddiyetsiz olanlar yazmasın. Tanışmasın işim olmaz. İnanılmaz bir yorumdu. Buraya koyuyoruz zaten değil mi yorumları? Evet. Oradan tamamını görebilirler. Bizimki kesik çıkmış. Periştah Zulüm demiş ki yeter ki sevgilim. Gerçekçi ol. Bir daha aramam. Yemin ederim. Yeter ki sevgilim. Gerçekçi ol. Seda Sayan. Mesafedir. Sunucunun iticiliği benden bahsediyor derinden mi? Hemen kendi üstüme alamam ben bu yorumu. Çünkü orada iki kişi var. Niye her madigu diyorum derinle olanlar da bana geliyor. Belki de derine geldi. Yani bunu sahiplenmiyorum. Derin cevap versin. Derin cevap versin. Derin önce çekime gelsin. Derin. Evet. Bitti. Yorumlar bitti ayol. Tamamını okuduk. 50 yorum okuduk. Daha ne yapalım? Bunun içi de yorum. Evet. Bir sürü yorum okuduk. Teşekkür ederiz. Daha güzel yorumlar da yapabilirsiniz. Genel bir madilik bu da. Yani bu arada Queer Fest'ten bahsetmişken ve bu kadar da insanları yükseltmişken bu haberi de vermiş olalım. Queer Fest şu an bir çekiliş yapıyor ve çekilişi kazanan kişiyi 23-26 Ocak tarihleri arasında Queer Fest'te ağırlıyor olacak. Yani ulaşım konaklaması, kulise giriş, Banu Alkan'la tanışma gibi şeyler vaat ediyor. Pembe Hayat Queer Fest'in Instagram kanalına ulaşıp oradaki ilgili gönderinin altına yorum yapmanız gerekiyor. Takip etmeniz gerekiyor ve 3 arkadaşınızı da etiketlemeniz gerekiyor gibi şeyleri var. Gidin oradan ona da bakın. Gelemiyoruz diye üzülmeyin. Festival sizi bir şekilde getirmeye çalışıyor. En olmadığı online film platformundan izleyebilirsiniz. Tamam yok ama olanları var. İzleyin deriz. Onun dışında yeni yıla giriyoruz. 2020 hepimiz için ne olsun alan kutlu ve mutlu olsun, mübarek olsun. Umarım bol paralı, bol huzurlu, bol iç barışlı, bol iç barışlı, bol
bir şey diyaloglu ve kendimizi bolca anladığımız, organize olduğumuz, insanları dinlediğimiz, organize olduğumuz, örgütlü olduğumuz, her mücadele ettiğimiz. Her an gündem olduğumuz, kalıplaşmaya başlamış, kemikleşmeye başlamış, bizi böyle tutan, sıkan zincirlerimizden koptuğumuz, evet. Lubunya'nın çağı başlıyor olsun 2020'de, evet. Travestilerin çağı başlıyor olsun. Buradan başta... Öyle teşekkür ederiz bacım, geldin. Sağ ol bacım, sanki çok uzağa gittim. Masadan kalktım, buraya geldim. Güzeldi, evet. Dağlan, beğendin mi videoyu? İçine sindi mi? Var mı teşekkür etmemi istediğin bir insan? Buradan da Can'a çok teşekkür etmek istiyorum. Can. Ben bu zamana kadar kahramızı çekti. İnanılmaz videolar yaptı. Yine devam edeceğiz tabii ki. Can ama benim ilkimdir. Can'a buradan bol bol öpücükler. Yani ilkimdir dediğim, ilk Pembertek ilk videomun evet. Çekimcisi, kurgucusu, her şeydi kendisi o anlamda ilkimdir. Benim hayatımdaki ilk çekimcisi, kurgucusu Nalan sanırım ya. Ah bebeğim. Daha o dönemlerden. İlkler unutulmuyor işte. Permiş öncesi de. Nalan, kaderimiz birbirine mi yazılmış bebeğim? Bu seni çok mutlu etmiyor sanırım. Ben de kabullendim biliyor musun? Artık direnmiyorum. Yapacak bir şey yok. Böyle oluyor. Evet, evet. Ah bebeğim. Bizi takip etmeyi unutma hayatım. Aşağıda da mutlaka yorum yapın bebeğim. Anjim. Lütfen paylaşın. Lütfen bebeğim. Hayır ya, ne olur ne olur ya. Ne olur, vallahi Mahsun Kırmızıgül trajedim oluyor. Tamam bitti. Bitti mi Nalan? Bitti. Bitti ama. Direktiflerin bitti mi?